Başka bir mesele kardeşlerim tenbih edilmesi gereken, Müslüman devlet reisleri fasık veya zalim dahi olsa bunlara itaat etmek farzdır. Sana haramı emretmediği müddetçe. Haramı emrederse o konuda itaat etmesin. Ama diğer meselelerde itaat edersin. Ve bu konuda icma var. Bakın, icma var. İcmayı İbni Hacer naklediyor. Diyor ki, قَدْ اَجْمَعَ الْفُقَهَا عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ Mutegallib dahi diyor. Diyor ki, fukaha ilim ehli icma etmiştir. Galebe ile gelen, kılıç ile gelen devlet reisine itaat etmek farzdır. Kılıç ile dahi gelse, mesela diyelim bir darbe gelse, ülkeyi ele geçirse, bütün ülkeyi ele geçirse ne yapmamız gerekir? Ona itaat etmemiz gerekir. Zaten şimdiye kadar Müslüman devletleri de hepsi kılıçla geldi zaten. Emevilerden sonra Abbasiler, Abbasilerden sonra Memlukiler, Selçukiler, Osmanlı hepsi ne ile geldi? Kılıçla geldi. Ama devleti ele geçirdiği zaman buna itaat etmek farzdır ve bunda icma vardır diyor İbn Hacer. Nevevi rahimullahu teala diyor ki: "Ve emel hurucu aleyhim devlet reislerine baş kaldırmak ve kıtalım onlara karşı savaşmak fe haramun bi icma'il muslimin Müslümanların icması ile haramdır." diyor. Başka bir tenbih kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaate göre İnsanlar nasılsa devlet reisi de öyle olur. Allah'ın hikmetlerinden bir tanesi insanlar nasılsa başındaki devlet reisi de öyle yapmıştır. Nasıl Bakın. yaşarsanız öyle yönetin. Öyle İbn Kayyim rahimullahu teala Miftah Dar-ı Saadet'te ne güzel diyor. Diyor ki Allah'ın hikmetlerinden bahsederken diyor ki ve teemmel hikmetehu teala. Diyor ki Allah'ın hikmetini düşün diyor. İyice düşün diyor. Fi en ceale mulukel ibadi ve umaraahum ve velatahum min cinsi amalim. Diyor ki insanların krallarını ve reislerini ve emirlerini insanların amellerinin cinsinden yapmıştır. İnsanların ameli neyse devlet reisi de olmuştur diyor. Belki enne amalum sanki insanların amelleri zaharat fi suvari ulatihim. Sanki insanların amelleri bir ceset haline geldi de o ceset onların başına bir kral oldu diyor. Allah'ın hikmetinden bir hikmettir diyor. Fein istakamu o insanlar müstakim olursa iyi olursa istakamet mulukum kralları da iyi olur. Ve in adalu adalet mulukuhum adil olurlarsa krallar da adil olurlar. Ve in caru carat mulukuhum zalim olurlarsa kralları da zalim olurlar. Başka bir mesele kardeşlerim. İslam'da emniyet, ülkenin emniyeti en önemli şeylerden bir tanesidir. İslam'dan sonra bakın, İslam'dan sonra, İslam'da imandan sonra en önemli şey nedir? Ülkenin emniyetidir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ubeydillah el-Ensari'nin hadisinde, hadis Tirmizi'de geçiyor. Bakın ne diyor? Diyor ki: "Men asbaha aminen fi sirbihi." Kim evinde emniyette emin şekilde olursa, muafen fi bedeni bedeninde sağlıklı olursa, indehu quti yevmihi yanında günlük yiyeceği varsa, fakat hizet lehu dünya sanki dünya verilmiş. Sanki kendisine dünya verilmiş. Şimdi bakın hadiste ne diyor? İlk başta neyle başlıyor? Belagat ehli, beyan ehli diyor ki hadis ve ayet ve hadiste Allah ve Resulü bir şeyden başladığı zaman o en önemli şey olduğuna delalettir diyor. Şimdi bak hadiste peygamber ne diyor? Kim evinde emniyetteyse, sonra ne diyor? Bedeninde sıhhati ise, sonra ne diyor? Günlük yemeği varsa diyor. Bak en önemli şeyden başlıyor. Emniyette ise diyor. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam da bak ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Ve iz kâle İbrahim, İbrahim dedi ki Rabbi ceal hâzâ beleden âmine. Bak ilk duası nedir? Ey Allah'ım bu beldeyi, Mekke'yi emniyetli yap. Sonra ne diyor? Varzuk ehlehu mine's semerât. Ehlini birçok meyveyle rızıklandır. İlk önce neyle başlıyor İbrahim Aleyhisselam duasında? Emniyetle başlıyor. Bundan dolayı Allah, İslam emniyete en önem veren şeylerden bir tanesi emniyettir. Hatta bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde emniyete halel getirecek en ufak şeyi de yasaklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men eşara ila ahihi bi hadide fe innel melaikete tel'anuhu. Diyor ki bir insan
birisine demir ile işaret ederse, bak sadece demir ile işaret ederse onu bırakana kadar melekler ona lanet eder diyor. Niye? En ufak bir demir dahi emniyete halel getirdiğinden dolayı. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Buhari ve Müslim'in hadisinde, "Men katale muahaden lem yerah raihatel cennet." Diyor ki bir muahed, bir kafir dahi. Muahed demek ülkeye anlaşmayla girmiş bir kafir. Diyor ki bu kim bu kafiri öldürürse cennetin kokusunu dahi alamaz. Cennetin kokusu da 60 senelik seferden duyuluyor. Emniyet, çünkü emniyete halel getiriyor. Kafir dahi olsa onu öldürürsen, adam gelmiş buraya vizeyle gelmiş diye emniyet verilmiş. Sen bunu kastedersen cennetin kokusunu dahi alamazsın diyor Peygamberimiz. Niye? Çünkü emniyeti halel getiriyor. Başka bir hadiste, hadise Elbani sahih diyor, İbn-i Macid'e geçiyor. Diyor ki Vellezî nefsî Muhammedin bi yedi, mümin hakkında. Diyor ki Muhammed'in nefsinin elinde olan Allah'a yemin olsun ki le hurmetil mu'min, müminin hürmeti a'zama indallâhi a'zama indallâhi hurmeten minka. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin karşısına geçiyor. Diyor ki vallahi diyor müminin hürmeti, kanı ve malı senden daha büyüktür diyor ey Kabe. Kabe'nin karşısından geçer durarak. Yani müminin kanına veya malına kastetmen sana kastetmenden daha büyüktür Allah katında diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için emniyet kardeşlerim İslam'da en önem verilmiş bir konudur.